Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Abi hoş geldin. Murat hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize de ayrıca iyi ve keyifli yayınlar dileyelim. Onlar da yayın başlamadan beklemeye geçmişlerdi. Onu da buradan görmüş olduk. Şimdi son yaptığımız yayında aslında bahsetmiştik. Ya şöyle demiştik. Galatasaray önemli bir deplasmana gidiyor ve önemli bir aslında kritik bir maça çıkacak. Şampiyonluk yolunda demiştik ve Galatasaray bu kritik maçtan yani belki de hani tahmin edemeyeceğimiz seviyede rahat bir şekilde 4-1 gibi net bir galibiyetle ayrıldı. Bununla başlayalım istiyorum. Sonrasında da diğer detaylarımıza geçelim. Birincisi mükemmel bir oyunla. Yani Evet. Kayserispor maçını Galatasaray nasıl çok rahat kazanmayı başardıysa bu mücadeleyi de yine rahat kazandığını söyleyebiliriz. Ve oyunda hani zayıf halka diyebileceğimiz oyuncu sayısı neredeyse hiç de yoktu sevgili Murat. Yani bu kadar rahat bir şekilde üstelik karşınızda da Ersun Yanal'ın takımı var. Yani Ersun Evet. Yanal'a karşı bu kadar rahat kazanabilmek birincisi çok da kolay bir iş değil ve Galatasaray şampiyonluk yolunda artık bence önemli maçlardan birini de geride bıraktı. Ve Galatasaray'ın kalan maçlarına baktığımız zaman Karagümrük var, Beşiktaş deplasmanı, Başakşehir, İstanbulspor deplasmanı, Sivasspor, Ankaragücü deplasmanı, Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanı ki Hatayspor deplasmanı zaten hükmen galibiyet olacak. Gülsüz Hanım da 4-1 dedim, doğru çıktı demiş. Tebrik ederim. Skoru tahmin etmek kolay bir iş değil ki Galatasaray'ın kalan maçlarında da önündeki 4 maçta İstanbul'da olacak. Ki 5 maçta Sivasspor'da iç sahada bu da ayrıca bir önem arz ediyor. Çünkü deplasmana gitmenin de ayrı bir yorgunluğu var. Bunu Galatasaray yaşamayacak. Ben hemen şunu eklemek istiyorum. Yani Galatasaray'ın güçlü oyunundan bahsettik. Yani normalde biz hep şuna alışkınız. Hani Muslera işte çıkar ve maçı kurtarır. Maç sonunda hep Muslera'nın kurtarışlarını konuşurduk aslında. Ama özellikle son haftalarda işte Alanyaspor maçı yine buna bir örnek. Öncesinde Kayserispor maçı buna bir örnek. Yani artık Galatasaray'ın oyunu o kadar güçlü ki Muslera'ya da çok iş düşmüyor. Muslera'ya çok fazla pozisyon gelmiyor. Evet. Haklısın. Ön tarafta özellikle Abdülkerim'le Nelson'un çok iyi bir ikili olması ve onun önünde Oliveira ile Torreira'nın da ayrıca çok kesici bazı özelliklerinin olması ceza sahasına rakiplerin girişlerini epey baz altıyor. Bu da rakiplerin daha fazla uzaktan şut denemeleri yapmaya doğru iterken Muslera için de bunlar zaten çok kolay şutlar oluyor çoğunlukla. Bu yüzden de şu aşamada Galatasaray için Muslera'nın varlığını çok bahsedemiyoruz ve Galatasaray takımı da muhtemeldir ki şampiyonluğunu ilan etmesi çok uzun sürmeyecek gibi geliyor bana sevgili Murat. Bunu da göreceğiz ve Galatasaray da bir taraftan saha içindeki çalışmalarına devam ederken işte aldığı skorlarla saha dışıyla alakalı da transfer görüşmelerini devam ettiriyor. Bununla ilgili de detayları istersen sen aktarabilirsin. Şöyle yani aslında son günlerde de birçok isim yine yazılıp çiziliyor. Bizim de bugün yayın kapağımızda, yayın başlığımızda belirttiğimiz bir isim var. Bu isim de aslında İskoç medyasında, dış basında çıkan bir isimdi ve şu an gazeteyi hatırlayamadım ama bir İskoç gazetesi Galatasaray'ın Kevin Nisbet'i izlettiğini, scout ekibini gönderip izlettiğini yazmıştı ve Galatasaray'ın ilgisi olduğunu söylüyorlar. Şimdi oyuncuyla alakalı tabii böyle çok bilgi sahibi değiliz. Yani İskoçya Ligi'ni açıkçası ben çok takip etmediğim için oyuncuyu sadece isim olarak birkaç sefer gördüm. Ama onun dışında yani oyuncuyu biraz araştırdığımızda özellikle bu sezon ciddi anlamda formda olduğunu görüyoruz ve ilgilenen tek takımın da Galatasaray olmadığını görebiliyoruz. Yani oyuncuyla alakalı Galatasaray'ın niyetinin ben şu aşamada alalım kaleye pardon hücuma direkt yerleştirelim niyeti olduğunu düşünmüyorum. Bunu söyleyebiliriz ama Galatasaray önümüzdeki sezon en az iki tane golcü transferi yapacak. Bu Icardi kalsa da yapacak, kalmasa da yapacak. En az iki. Icardi kalmazsa bu sayı 3'e çıkacak gibi gözüküyor. Yani hücum hattı baştan aşağı değişecek. Neden değişecek? Bir Gomis'in yerine bir oyuncu alınacak. İki Icardi kalacak ya da kalmayacak. Buna göre bir ikinci isim gelecek. Mustafa Muhammed gelirse de Mustafa Muhammed'i de yeni bir transfer gibi adlandırabiliriz aynı zamanda. Ve bu transfer döneminde de herkesi ilk 11 seviyesine almanız mümkün değil. Ama Galatasaray Scout ekibinin de şöyle bir güven duygusu içinde olması lazım Galatasaray taraftarlarının. Portekiz Ligi sonuncusu Chaves'den getirdiği Marcão'yu Galatasaray direkt olarak ilk 11'e yerleştirmişti. Yani gidip de Portekiz Ligi'nin en fazla gol yiyen takımının stoperini aldı Galatasaray o dönem. Marcão. Sonra ne oldu?
marka malum Sevilla ve çok çok ciddi paralar ve performans ortaya koydu. Ve şu anda gözüken tabloda da Galatasaray Scout ekibinin hazırladığı liste üstünden de özellikle çalışmalarını Erdem Timur'la beraber Cenk Ergün keza bazı çalışmalar gerçekleştiriyor gibi gözüküyor. Ve Galatasaray'ın da önümüzdeki sezon bu sezonu şampiyon tamamlaması durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kendisini atması adına çok önemli rakipleri olacak. Ve bu rakipleri geçmesi için de aslında şu kadroyu geliştirmeye de ihtiyacı olacak gibi gözüküyor. Çünkü ayrılıklar da tabii ki gelecekler kadar olacak gibi gözüküyor sevgili Murat. Evet, yani şimdi aslında Kevin Nisbet gibi oyuncuların daha fazla böyle isimlerinin çıkmasının sebeplerinden biri de önümüzdeki sezon için yabancı kontenjanında kalkacak olması. Çünkü yani bu serbestlik geldiğinde siz yedek kulübesinde de yabancı oyuncuları rahatlıkla oturtabileceksiniz. Bu da tabii ki bu transferlerin, bu isimlerin ortaya çıkmasının bir nedenlerinden diyebilirim. Şimdi yorumlar da gelmeye başladı. Aslan 1905 isimli izleyicimiz Karagümrük maçında cezalı oyuncular kim diye sormuş. Şimdi dünkü maçta Alanyaspor maçında aslında birçok isim vardı kart sınırında olan ama bu isimlerden sadece Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü ve Karagümrük maçında cezalı duruma düştü. Şimdi hemen bunun akabinde de şu soru tabii geliyor. Bunu da Gülsüz Hanım sormuş. Barış cezalı durumda ve Icardi'nin durumu ne olacak? Çünkü Icardi de maçın devre arasında oyundan çıkmıştı bir ağrı hissettiğinden dolayı. Yani açıkçası sanıyorum çok ciddi bir durum yok. Icardi'nin sadece tedbir amaçlı ve diğer maçları düşünme amaçlı oyundan alındı gibi duruyor. Icardi'nin durumu bugün aslında daha da net olacak. Ağrısı olduğu için çıktı ama ağrıları olduğu için tedbir amaçlı çıkartılan Icardi'nin bir testleri olacak elbette. Yani bu ağrının gerekçesi ne diye bakacak Galatasaray tarafı. Ben oynayacağı düşüncesindeyim. Yani tedbir için oyundan alınmış bir isim ve Galatasaray'da şu anda artık hani puan kaybetme lüksü yok. Icardi'ye de ihtiyacı var. Şu performans rakamını da açıklayayım. Icardi geride kalan haftalarda 1.9 maç başına isabetli şut ortalamasıyla devam ediyor ve bu şut ortalamasının üstüne çıkan Avrupa'da çok az oyuncu var. Bunlar Messi, Mbappe, Benzema ve Akpo. Yani 4 tane oyuncu sadece Icardi'den daha iyi bir isabetli şut performans sergileyebildi. Aynı zamanda Galatasaray'da şunu da söyleyelim. Maç başına isabetli şut performansında 7.7'lik değeriyle sevgili Murat, Bayern Münih'ten sonra Avrupa'nın en iyi performansını ortaya koydu. Bunları yapmak kolay bir iş değil ve Galatasaray'da bunu bir şekilde gerçekleştirdi. Gazete manşetlerine bakayım şöyle neler var neler yok diye. Birincisi Icardi fırtınası devam ediyor diye Fanatik Gazetesi'nde bir haber var. Galatasaray'ın Arjantinli süperstarı Mario Icardi geçen hafta hat-trick yaptı Kayserispor maçının ardından. Dün Alanyaspor'u boş geçmedi. Mücadelenin 42. dakikasında attığı golle kalasını konuşan tangocu bu sezonki skor sayısını 13'e yükseltti ki asistleri de var biliyorsun. Geçtiğimiz hafta Kayseri'de bir de gol pası vermişti. Sihirbazlardan iki asist var. Bunlar kim? Kerem Aktürkoğlu bir tanesi elbette ve Abdülkerim Bardakçı da Mertens'in golünün asistini yaptı. Aslında Murat bilmiyorum ne düşünürsün ama Galatasaray'ın sanırım bir başka kazanımı da evet Icardi goller atıyor ama Icardi dışında da birçok oyuncu skora katkı yapabiliyor. Yani birkaç adam üstünde yük binmiş durumda değil Galatasaray takımında. Ya buna kesinlikle katılıyorum. Yani önceki dönemleri şöyle bir düşündüğümde işte mesela Gomis'li dönemi düşündüğümde skor yükünün büyük bir kısmını Gomis yüklenmişti. Diğer oyuncuların gol sayıları daha azdı ama bu sezona baktığımda tabii burada Icardi'nin de işte sezon başında kaçırdığı maçlar tabii bir neden olabilir. Ama genel anlamda Galatasaray'da dağılan bir skor yükü var. Bu tabii birçok avantajı birbirinde getiriyor. Çünkü işte Icardi olmadığında da aslında çok da zorlanmıyorsunuz. Çünkü diğer oyuncular da skor üretebiliyor ama tabii bir yandan da böyle 30 tane atan bir forvetinizin olması farklı da bir hava katabiliyor. Eğer Icardi sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde oynayabilseydi, işte sakatlıklar yaşamasaydı, ben onun da açıkçası şu anki gol sayısından çok daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum. Evet Murat. Galatasaray'ın yeni golcü transferiyle alakalı iddialar üstüne değerlendirmemizi yaptık. Dünkü oynanan karşılaşma üstünden yine konuştuk ve Galatasaray'da gelecek maçı da yine önümüzdeki günlerde Galatasaray taraftarları Futbol Plus ekranında bulabilirler ki yine Emre Kaplan, Savaş Çorlu, Onur Özkan gibi Galatasaray camiasının dikkat çeken isimleri de Futbol Plus'ta bayram boyunca ekranda olacaklar. Futbol Plus'a abone olabilirler. Eklemek istediğin detay varsa alabilir Murat. Yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz. Aslında genel hatlarıyla konuşmuş olduk. Hem Alanyaspor maçını hem Kevin Nisbet'in durumunu, transfer durumunu konuşmuş olduk.
soruları da cevaplamaya çalıştık. Zaten sürekli Futbol Pass ekranlarında canlı yayınlar devam edecek. O yayınların tamamında da yine sorular sorarak, kendi yorumlarını yazarak izleyicilerimiz yayınlara da katkı sağlayabilirler diyelim. Ve tabii ki kanala da abone olarak önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabileceklerini de tekrardan Şu hatırlatmak. soruyu da son Olur. olarak buradan soralım Murat. Galatasaray'ın Karagümrük karşılaşması nasıl sonuçlanır? Bu videonun altına yorumlarınızı bırakarak siz de değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Hoşça kalın. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz diyelim. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.